Sakız çiğneme. O nasıl bir hayvan? Markezim yerinde mi? Bir kere daha mı alsam ya? Birisi Kavala kurabiyesi yazmış. Pizza aşırı seviyorum. Yani hamur işi olan... Kızım ne yapıyorsun ya? Zaten gözü görmüyor. uzun süredir evet, soru cevap yapmamıştık. Bakalım neler gelecek. Önce hep gelen bir soru var aslında bana. Ben onu cevaplayayım. Nasıl bu kadar sabahları erken kalkıyorsunuz? Kendime birkaç saat hiçbir etrafta insan olmadan ya da iş olmadan, güç olmadan, ses olmadan ayırmayı önemli buluyorum. Bir de konsantrasyonum zaten düşük olduğu için o bir hani 1-2 saat çok önemli benim için sabahleyin. Orada zaten ya yürüyüşe gidiyorum, ya işte bir şeyler okuyorum, tarif deniyorum. Tariflere erken başlıyorum işten önce. Ya benim için çok kolay. Kendimi gece uyumadan önce motive ediyorum çünkü. Hani böyle uykuya dalmadan önce şey diyorum böyle, oha sabah uyanacağım çok eğlenceli işte, hani bir sürü şey yapacağım falan. Hani benim için uyanmak daha önemli bir şey uyumaktan. Öyle kendimi gaza getiriyorum biraz. Olay aslında o. Ya böyle uyanıyorum. Bir de her şeye insanoğlu 21 günde alışabiliyormuş sanıyorum. Herhangi bir alışkanlığınızı kırabiliyorsunuz. Onu yapmak da önemli. Sürekli onu düşünürseniz ben erken kalkacağım diye zaten oluyor. Bu arada şöyle söyleyeyim, böyle atıp tuttuğuma bakma. Yani bunun dışında hiçbir şey uygulamıyorum bunu. Hani bunu becerdim tamam ama yani beceremediğim şeylere de hiç uğraşmıyorum genelde. Yani yapamadığım da çok şey var ama bunu yapmak çok istedim ve çok iyi geldi bana ve böyle bir kendisi devam etti ve çok yani çok güzel bir şey oldu. Çok tavsiye ederim. Yani erken kalkmak çok güzel, kahvaltı sabahleyin etmek, işlerini yola koymak, kimsenin etkisi olmadan güne başlamak müthiş bir şey. Aşırı tavsiye ediyorum yani. Bakıyorum. Buradan bakacağım bu arada. Bir gün beni YouTube kanalına davet edip tarif yapalım mı? Bunu çok yapmak istiyorum. Nasıl yapacağımızı bence yolunu bulalım. Çünkü gerçekten bir tane yani benim hani tariflerimi deneyip bu kadar destek olan destek olan sizden birisiyle kesinlikle hani bir tane tarif yapmak istiyorum. Bu da aklımda var. Ocağa da çok gelen oluyor genelde. Ama böyle bir şey zaten denemek istiyorum. Bunu yapacağız. Kaç yaşındasınız ve nerelisiniz? 20 Eylül'de 34 olacağım. İstanbul'luyum. Ailem Gümülcineli. Yunanistan göçmeniyiz. Babaannem Selanikli, anneannem Boşnak. Bakıyorum. YouTube videolarınızda her yaptığınız neden abartı abartı yiyorsunuz ve böyle yapmışlar. Valla ben genel olarak tepkilerim daha yüksek. Nefret ettiğim zaman da bir şeye aynı tepkiyi veriyorum. Çok beğendiğimde de aynı tepkiyi veriyorum. Beğenmediğim yemekleri zaten yapmam. Bu arada beğenmediklerimiz oluyor. Olmadı diyorum ve bırakıyoruz zaten onları. O yüzden de gerçekten beğendiğim için ve benim tepkim bu şekilde. O yüzden ya beğenmesem size niye göstereyim açıkçası. Bu kadar koşuşturmaya yemekler harici immün sistem için vitamin hazırlıyor musunuz? Yok yani hep başlıyorum ama hep yarıda kalıyor. Yukarısı yarım vitamin dolu. Bir tek akşamları artık magnezyum zinc alıyorum. Hem iyi uyku yapıyor hem de spordan sonra iyi geliyor. Yalnız yaşamanın artısı eksisi nedir senin için Bengi? Neyin hasreti çekiliyor? Güzel soru. Yani daha önce hiç biriyle yaşamadım, ailemle yaşadım. Onun dışında bir eksisi ne olabiliyor? Tek başıma yemek yiyorum genelde. O şey olabiliyor ama zaten var. Genelde arkadaşlarım geliyor. Gelmediği zaman da zaten yalnız kalmak benim için hiçbir sorun değil. Bir sürü hobim var, yürüyüşe gidiyorum, kitap var, yemek yapıyorum bol bol. Ama hep yapacak bir şey buluyorum yani. Yalnızlık bence bayağı güzel bir şey. Yalnız kalma becerisi güzel bir şey. Onu yalnızlık olarak görmezsen tamamıyla böyle nasıl diyeyim, kendinin arkadaş olma becerisi diyebiliriz. Bende yüksek o. Ne kadar süredir yemekle ilgileniyorsunuz ve tabii pastacılık. Korktu. Yemekle bayağıdır ilgileniyorum. Yurt dışında yaşadım, Amerika'da okudum. Oradayken zaten kendi evimde yemek yapmaya başlamıştım 17 yaşından itibaren. Onun dışında annem gene kızacak ama annem pek yemek yapmaya meraklı değil. O yüzden bizim evde hani hepimiz yemek yapıyorduk. Kardeşim de ben de. Kardeşim de çok güzel masalar hazırlar bu arada. Babaannem, halam çok meraklıdır masalara. Onlardan öğrendim. Pastacılıkla da işte normalde aslında ekmekçi olacaktım. Pastacılıkla da işte Le Fırın'ı açtığımdan beri 7-8 senedir açıkçası haşır neşirim. Bu işi açtığım için pastacı oldum. Şansı oldu biraz. Kendimi geliştirdim yavaş yavaş. Başka? Birisi Kavala kurabiyesi yazmış. Ne tür kitaplar okuyorum? Artık hiç şey okumuyorum. Ne deniyor ona? Hikaye, roman. O tarz eskiden çok okuyordum, artık hiç okumuyorum. Daha çok şu an bilimle ilgili şeyler daha çok ilgimi çekiyor açıkçası. Ya da sevdiğim insanların hayatlarıyla ilgili biyografileri ya da otobiyografileri hoşuma gidiyor. Ama çok garip garip kitaplar okuyorum. Yemek kitabı çok okuyorum açıkçası. Blog çok okuyorum, değişik değişik şeyler. Wikipedia'nın bir ucundan girip böyle
alakasız bir yerden çıkmak saatler sonra güzel. En büyük hayalin ne? Yurt dışında bir brownie kahve dükkanı açmak şu an itibariyle. Bir de deniz kenarında bir ev almak. Sonunda ilk defa bir şey böyle satın alıp sahip olmak istiyordum. Hiç istememiştim, şimdi ilk defa istiyorum. Başka garip sorular geliyor. Pastacı olmadan önceki mesleğiniz neydi? İç mimardım. Yapmaktan keyif aldığın yemek her türlü sebze yemeği aşırı seviyorum. Pizza aşırı seviyorum. Yani hamur işi olan... Kızım ne yapıyorsun ya? Zaten gözü görmüyor. Her türlü üstüme basıyor. Dolaptan hemen tariflerini çok seviyorum. Öyle uydurma bir şey. Hani çok hoşuma gidiyor. Normalde boşa gidecek bir şeyi yeni bir şeye çevirmek. Bu meslek hayalim miydi? Okulunu okudun mu? Nasıl başlamaya cesaret ettin? Kesinlikle hayalim değildi. Ben zaten çok hayal kuran bir insan değilim genel olarak. Ya şansla buraya geldim. Zaten üniversite mezunu değilim. Yani Amerika'da okudum. Erken bıraktım okulu. Buraya geldim, iç mimar olarak çalıştım bir süre. Ondan sonra oradaki işimden kovuldum. Ondan sonra bu arada ekmek yapmaya çok heveslenmiştim. Kardeşimin de desteğiyle ve ailemin desteğiyle. Artık bir daha okul okumamı istemiyorlardı aslında yarıda bıraktığım için sürekli ama MSA'ya gittim ekmekçi olacağım diye ama ekmekçilik olmadı. O yüzden de pastacı oldum ve şimdi bugün buradayım. Alakasız bir yere geldim. Ama çok mutluyum geldiğim yere ve plansız geldim. Ama plansız gelinen yerlerde çok güzel olabiliyor. Ben seni kova kadını zannediyordum ama Eylül doğumlu olduğunu öğrendim. Ne yapacağız şimdi? Bilemedim. Şef olmak istiyorum. Bu işler zor mu? Siz nasıl buralara kadar geldiniz? Her iş gibi çok zor. Ama bizimkinin bir de saatleri çok uzun, şartlar biraz zor, mutfaktasın, sıcak, ekip işi, egonu biraz kontrol altında tutmalısın. Hem egolu olacaksın hem egosuz olacaksın. Bayağı zor bence ve sürekli kendini yenilemek zorundasın. Atölye dersi ne zaman başlıyor? Biliyorsunuz Atölye Ocak diye bir yer açtık. Eylül'ün ikinci haftası itibariyle tekrar başlıyoruz. Ağustos'ta bir ara vermiştik. Hepinizi bekliyorum. Başka? Yapması kolay da toplaması zor olanlardan mısınız? Evet kesinlikle. yemek yaparken yoruluyor musunuz? Çok merak ediyorum. Hiç yorulmuyorum. Aşırı hoşuma gidiyor. Bir insan zaten sevdiği işi yaparsa hiç hani iş yapmış olmuyor bence. Zaten yorulsam inanın o kadar çok yapmam yani. Çünkü dinlenmek de çok çok önemli. Günlerim benim çok dolu geçiyor. Yaptığın her şeyin tadına bakıyor olduğunu varsaysak nasıl kilo kontrolü yapıyorsun? Ya inanın o kadar çok şey... Tadına bakmıyorum yani. Size, bir kere zaten sattığım şeylerin genelde tadına bakamıyorum. Çünkü yarı yenmiş bir pasta bayağı kırık olurdu yani. Sadece genelde evde yaptığım şeylerim ve YouTube kanalımda mesela bir günde çok fazla yapıyoruz. Ama ondan da zaten bir kaşık falan alıyorum genelde. Ekiple paylaşıyorum. Evde denediğim tariflerden de birer kaşık falan alıyorum. Tarif denemek için yapıyorum sonuçta ben bu işi. Ondan sonra geri kalanı ya dükkana gidiyor. Dükkanda 10 kişiyiz. Burada komşular var. Site, büyük bir sitede yaşıyorum. Burada da bir sürü insan var. Yani kesinlikle yiyecek birisi oluyor. Annem geldiğinde zaten inanılmaz bir şey oluyor. Kardeşimi evine götürüyorum falan. Yani o kadar büyük bir şey değil çünkü ben büyük öğün zaten hani böyle bir oturup yemek yiyen bir insan çok değilim. Genelde de mutfakta ayakta yiyorum yemeklerimi. O yüzden de bir de tabii her sabah yürüyüşe gidiyorum. Yani hava kötü değilse ya da çok yorgun değilsem haftanın en az 5 günü bir de spor yapıyorum. Hem yogaya gidiyorum hem de böyle crossfit, box karışımı. Arkadaşım Çalkan'ın yaptığı bir program var onu yapıyorum. Bir de üstüne üstlük hiperaktifim. Yani bence daha fazla enerji harcıyor olabilirim şeye göre. Az uyuyorum zaten. O yüzden bir şekilde dengeleniyor yani. Ama kahve de çok içiyorum. Şu şekilde yani. Kedinin kendi yalaması mı izliyorsunuz? Bir saattir burada manyak mısınız siz ya? Kedi neredeymiş? Kedi ben de bilmiyorum şu an. Güzel soru. Güzel soru. Yani bir anda ben iki gün ağladım zırladım. Bir baktım kapıda gece 2'de böyle miyav 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 geldi. Hiç fikrimiz yok nerede olduğundan. Günlük rutin videosu çeker misin? Bence çekelim bundan bir tane. Ama ben kamerayı çok sallıyorum, sorunum orada yani. O iş. Ona ne çözüm bulacağız? Tamam, çözüm bulduk. Bu yoğun tempoda kendine nasıl vakit ayırıyorsun? Zaten bu yoğun tempo benim kendime vakit ayırmamla ilgili. Çünkü her yaptığım şeyi çok seviyorum. O yüzden aslında hani böyle sevmediğim bir iş yapmadığım için hepsini kendime vakit ayırmak olarak görüyorum ben. Ve bir de erken kalkıyorum, tekrar söylüyorum bunu. Kirazlı ayakkabılar çok güzel, markası nedir? Maple. Bir şey. Bugün çok sordular. Saçınızı boyattınız çok güzel olmuş. Bu aslında orijinal rengim bu arada. Artık sadece boyamıyorum. Eskiden kötü bir sarışınlık dönemim oldu. Her Türk kadının başına geliyor. Ama artık boyatmıyorum, vazgeçtim. Saçında beyazlar da var. Artık doğal hali bu.
Pastalarınız ve yaptıklarınız şehir dışı da olabilecek mi? Bunun olmasını aşırı çok isterim. Bu çok, ben de çok isterim ama yani kargo şirketlerini az çok hepimiz biliyoruz. Yani havayı bile yollasanız bozabilecek şekilde geliyor genelde bana. Brownie'lerimizi her yere yolluyoruz. Kurabiye de yolluyoruz. Ama pastaları ne yazık ki yollayamıyoruz. Çünkü yani biz bile taşırken çok zorlanıyoruz İstanbul trafiğinde. O yüzden de şehir dışına bir de tabii soğutucu araç gerekiyor. O nedenle onu yapamıyoruz. Kaç dövmeniz var? Sizin için anlamları var mı? Tabii anlamları var. Bayağı bir var dövmem. Bu arada fırındaki tarifimiz hazır. O yüzden bu kadar bugünlük. Ama bana soruyorlarsanız her zaman bu şekilde yani buradan cevaplamayı tercih ediyorum. Çünkü bir sürü insan aynı soruları soruyor ya da yetişemiyor oluyorum. Sonra hem yani küstürüyorum hem de ben de küstürüyorum. O yüzden de her zaman bana ne olur sorularınızı yollayın. Ben de bir araya getirip YouTube'da videoların altına da yazabilirsiniz. Bunları bir araya getirip hepsine yavaş yavaş cevaplamaya çalışacağım. Görüşürüz.